Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalardaki pozitif seyir devam ediyor. Dün Wall Street zaten kuvvetli kapanmıştı. Kuvvetli dediğimiz düzenli bir artış şeklinde devam ediyor. Ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın tüm endeksler. Bunun birçok Asya piyasasına da sirayet ettiğini görüyoruz. Bu sene baktığımızda Asya'da en iyi getiren endeks Japon Nikkei endeksi. En kötü ise Çin endeksi diyebiliriz. Çin pandemi sonrası biliyorsunuz daha sonra açılmaya başlamıştı ekonomisi. Büyük önemli bir beklenti vardı aslında bu sene için. Bu senenin en iyi performans göstermesi beklenen endekslerdendi. Ama beklenen ekonomik toparlamayı bir türlü gösteremediği için bu seneyi en kötü performans gösterenlerden bir tanesi olarak kapadı. Nikkei bu sene şimdiye kadar yılbaşından beri %30 yukarıda. Baktığımızda Amerika'daki daha geniş S&P 500 %24, ondan da daha iyi dolar bazında iyi bir getirisi var. Çin dediğim gibi zayıf. Çin'in başka bir etkisi daha var. Gelişmekte olan ülkeler piyasası biliyorsunuz bir gelişmiş piyasalar ülkeler piyasası endeksleri var. Bir de gelişmekte olan bunların hepsinin bakıldığı bir endeksi en çok aşağı çeken faktör ağırlığı fazla olduğu için Çin endeksi. Onun dışında baktığımız zaman aslında gelişmekte olan ülkeler piyasaları bu sene oldukça iyi performans gösteriyor. Bunların hepsinde gayet pozitif getiriler var. Baktığımızda Asya'da bunlardan bizim hep karşılaştırıldığımız bize göre de daha çok daha pahalı gözüken Hindistan Nifty 50 endeksi de bu sene başından beri dolar bazında %18 yukarıda. Böyle bir özet yaptıktan sonra yani seneye global piyasalar açısından iyi bir noktada kaparken biz yazın yaşadığımız rally sonrası son 4 ay tabiri caizse patinaj çektikten sonra aslında aralığın son günlerinde de maalesef negatif bir momentumda girdik. Bunun çeşitli sebeplerini defalarca sabah toplantılarında bahsettik. Yükselen faiz oranları, borsadaki yüksek kredili hesaplar ve bu faiz oranlarının bunlara etkisi. Son olarak da 2-3 haftadır biliyorsunuz işte bazı hisselerde yaşanan spekülatif hareketlerin hem genel borsaya bununla birlikte vadeli piyasaya negatif etkilerini ve fiyatlamaları bozmasının etkilerini maalesef yaşıyoruz. Yani bu gübre fabrikaları olayı sadece o hisse bazında bakmamak lazım. Dediğim gibi endeks vadelisinin fiyatlamasını da maalesef bozuyor. İyi haber şu, Cuma günü her şey sonuçlanmak zorunda. Yani çünkü oradaki sıkışma vadeli tarafta vesaire en kötü ihtimalle artık aralık vadeli kontratlarda her şey spotta hisseye de dönecek. Ondan sonra zaten hani olabileceği en kötü ihtimal ne diye baktığınız zaman senaryo bu 3 günde taban olmaya devam eder. O da yaklaşık işte bugün taban olursa 155. Oradan baktığınızda 140-130 lira civarında seneyi kapar gübre fabrikaları hissesi. Yani biz de uzun bir süredir borsamızda özellikle 2020 pandemi sonrasında çok fazla TL olmasıyla birlikte tabii borsada enteresan balon fiyatlar da oluştu. Değerlemelerden uzaklaşan daha çok fiyat yatırımcıların fiyat takip ettiği, değer takip ettiği bir dönem olmadı. Bunu yaparak çok para kazanıldı da tabii ki o dönemlerde bizim temel
göstergelere bakarak incelediğimiz şirketlerde ve bir mana veremediğimiz şirketlerde birkaç katına çıkan değerler oldu. Ama uzun sürede olsa her şey bir noktadan sonra gerçekler ortaya çıkıyor. Yani balon hikayeler nasıl olduğu. Bununla ilgili gelişmeleri de siz de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu dönemin iyi bir sonucunun ben tekrar yatırımcıların aslında kaliteli şirketler dediğimiz ne yaptıklarını bildikleri, zaman zaman belli çeyreklerde karlarını artıran, bazılarını da düşürebilen, marjları daralan ama ne yapıp ne ettiklerini iyi bildiğimiz değerlemeleri konusunda yanılmalar da olsa belli marjlar içinde bu yanılmaların olduğu şirketler. Yani ağırlıklı olarak biz 30, biz 50 şirketleri, içlerinde istisnalar vardır tabii ki, bunları çıkarmak lazım. Enteresan şekilde bu endekslere girmiş şirketler de var. Ama o şirketlere ilginin ve yoğunlaşmanın 2024'te daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Yani burada bir kere zaten yabancı ilgisi ve alakası Kasım ayından beri devam eden alışlarla ve bizim de işte bu borsayı desteklemesi gerektiğini düşündüğümüz ama kendi denemeklerimizden dolayı bir türlü yükselemediğimiz bu hisselere geçişimiz 2024'te daha fazla. Yani flight to quality, kaliteye geçiş denilen bu momentumun 2024'te devam edeceğini düşünüyoruz. Dün önemli konulardan bir tanesi, biliyorsunuz yazın aslında borsanın yaşadığı rallide Temmuz ayında bir üst vitese geçmemizi sağlayan bu İsveç olayıydı. İsveç-Finlandiya. Finlandiya'nınkini onaylamıştık daha önce. İsveç'le ilgili sorunlar devam ediyordu. Neden önemli bu? Türkiye-NATO ilişkileri akabinde de Türkiye-ABD ilişkileri, ABD'nin işte bize uzun süredir uyguladığı savunma sanayi konusundaki bir takım blokelerin kalkması ve bizim dış ilişkilerimizin daha pozitif bir seyre oturması açısından önemli. Şimdi burada önemli bir adım atıldı. Bu da Dış İlişkiler Komisyonu'nda AKP, MHP ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. Normalde hep biliyorsunuz bu tip konularda CHP ve İYİ Parti biraz daha muhalefette yer alıyorlar. Ama CHP bu sefer olumlu oy vermiş ama İYİ Parti Refah ve Saadet vermemiş galiba sanırım. Fark etmez ama buradan geçti. Buradan sonraki adım nedir? Buradan sonra genel kurulu oylanmaya gelecek tabii ki tüm milletvekilleri tarafından. O da 16 Ocak gibi gelmesi bekleniyormuş. Yani bu noktadan sonra buradan geçtiyse genel bir mutabakat var. Geçmesini bekleyebiliriz diye düşünebiliriz. Yani bununla alakalı bugün bir hareket beklemek doğru olmaz. Genel kuruldan geçtikten sonra belki işte o zaman bu dönemlerde daha çok savunma sanayi şirketleri, Aselsan vesaire gibi orada da özellikle bazı uygulanan blokajların kalkması konusunda beklentilerin artmasıyla hareketlilik gözlenebilir. Dediğim gibi son 3 güne giriyoruz. Teminat tüm bu o yaşanan negatifliğe göre teminat tamamlama 240 milyon TL'de kalmış. Ağırlıklı olarak da gübre fabrikalarıyla ilgilidir. Daha diğer konulardaki diğer vadeli enstrümanlarla çok o kadar volatil bir durum olduğunu gözlemlemediğim için bunu söylüyorum. Dediğim gibi o da en son en kötü ihtimalle 3 gün sonra konu tamamen çözümlenmiş olarak yola devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, iyi seanslar diliyorum. Arkadaşlar günaydın. Yılı kapatmak üzereyiz. Aslında yıl başından bu yana bakarsak borsa %32,5 yukarıda, reel olarak %15 aşağıda. Ama bankacılık endeksi %73 yukarıda, reel olarak da %10,5 yukarıda kapatmak üzere birkaç gün sonra.
Öte yandan seçimlerden bu yana %59,4 BIST 100, bankacılık endeksi 119,4. Reel olarak bakarsak da seçimlerden bu yana dolar bazında bankacılık sektörü %49,6, bankacılık dışı olan sektörde, daha doğrusu BIST 100 toplamı da %9 civarında bir yukarı potansiyel. Aslında bankacılık ciddi şekilde ayrıştı. Ama ona rağmen biz bankacılık tarafında çok fazla ağırlıklı olmamamıza rağmen açıkçası bizim önerdiğimiz şirketlerin endeksinde üzerinde bir getiri sağladığını görüyoruz yıl boyunca. Burada tabii ki önümüzdeki yıl devam edecek mi bankalar, buna bakmak gerekecek. Çünkü makro istikrarı satın aldığını görüyoruz özellikle bankacılık sektörünün. Öte yandan diğer tarafta da yine sağlıklı şirketlere geçiş olduğunu görüyoruz. Bu piyasanın içerisine bakarsak yine işte gübre fabrikalarıyla ilgili yaşanan süreç, yani değerlemenin mantığı şudur. Hep bu zaten alsat yapanlarla temel baktığını iddia edenler arasındaki en önemli fark, bir tanesi diyor ki ben arz taleple her tarafa çekebilirim isteği diyor aslında. Ama değerlemenin varsayımı da, yani kitabi tabir şeyine bakarsanız da, ne olursa olsun bir noktada temel gerçekliklere doğru yaklaşması gerekir der. Değerleme olayındaki tanımında vardır bu. Yani der ki er ya da geç bazı temel faktörlere göre. Zaten o yüzden bazen alsat fikri çok ön plana çıkar. Çünkü işte gübre fabrikalarında bakıyorsunuz nereden nereye gelmiş. Bütün traderlar ya da işte günlük alsat yapanlar size der ki ya işte abi bu yükseliyor, bu işte gidiyor ya, ben o parama bakarım, cebime giren parama bakarım der ki haklıdır. O anda hiçbir gözü görmez. Çok temele takılan da zaman zaman hissedeki arz talep dengelerinden şey yapar. Bu ömür boyu devam eder. Akademisyen tarafıyla işte pratik tarafı arasında fark vardır. Küçük dünyada tartışılan. Ya bunların hepsinin olduğu bir süreçtir. Burada işte neyi bilip bilmediğini bilmek gerçekten çok önemli. O yüzden bunları süzgeçten geçirirken de piyasaya bakış açısından da bunların olağanüstü aslında kitabi mi diyelim artık, yani ders niteliğinde gelişmeler olduğunu bilmemiz lazım. Dediğim gibi orada neyi bilmediğini bilmek de büyük bir erdemdir. Yani genelde en büyük problemimiz neyi bilmediğimizi bilmemekte. Buradaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Şimdi gübre fabrikaları 4 milyarlardı. İşte 400-500 fiyat kazanç oranıydı. Tamam, içinde altınla ilgili bir hayal kurulabilecek konular var. Normal rakamları gerçekleri yansıtmıyor. Ama diyorsun ki işte ileride çok iyi olacak. Ha, bunu diyebilen olduğu zaman bunun arkasından gitmek çok önemli. Ama sadece ya bugünkü bilançoya bakıp gibi de sanki bir bilanço, bugünkü bilanço bizim işimizin %10'udur yani. Öyle söyleyeyim. İleri tahmin yapanlar açısından. O yüzden orada da tabii anomalileri destekleyemediğiniz zaman bu tip noktalar oluşuyor. Yaklaşık herhalde yani 6-7 taban yaptıktan sonra 1,8'lerde mi artık, ben de takip edemiyorum, bir fiyatlar milyar dolara geldi. Tabii temel olarak hala bu destekler mi? Aynı beklentiler devam ettiyse, sadece SPK'nın bilanço ile ilgili eleştirileri söz konusuysa, ki buna da bir açıklama yaptı gübre fabrikaları, 6-7 günden sonra detaylı bir açıklama yaptı. Yani asıl baştan beri yapması gereken buydu. Ama sanırım işte şirket dışında olan konular olduğu için çok da ciddiye de almamış da olabilirler. Ya da piyasanın baskısından kaynaklı olarak durumun yeni farkına varmış da olabilirler.
Ama ne olursa olsun çok özetle, eminim kimse de okumamıştır. Yani %80'i okumayı sevmiyor insanımızın. Ama gübre fabrikalarının özetini ben söyleyeyim. Diyor ki evet, SPK'nın bedelsiz yapmamıza da izin vermedi ama bizim nakit durumumuz zaten değiştirecek bir durum yoktu. Bunlar hepsi bizim bilançomuzdaki kayıtlı paylaştığımız şeyler diyor. Bunlar yeni bir şey değil diyor. Sadece burada SPK'nın dikkati çekmesi piyasayı çok rahatsız etti. Bir de tabii ki hissede alsatların etkisi fazla kafaları karıştırdı. Şu aşamadan sonra ne olur? Şirketin kendini iyi anlatmasına ve istekli olmasına bağlı. Yani böyle bir taraflardan işte şu bu beklentiler oluşması değil. Gerçekten de ileriye dönük beklentileri paylaşması lazım. Buna neden değindim bu kadar çok? Burada yani 1 milyar altına iner mi, inmez mi, bugün bir tepki verir mi, gerçekten bilemiyorum. Yani buradaki sıkışmışlığa bağlı ama piyasa açısından önemli bir risk algı çalışması oldu. İsteyerek ya da istemeyerek MKB 30'daki bir şirkette bu yaşandı. Ama uzun dönemdir zaten çok temel bakanların radarında olmayan hisseydi. Yani bu şunu gösterdi, er ya da geç temele dönecektir. Ama tabii ki adam bunu uzun süre elinde tutup alsatçıya baktığınız zaman şunu der. Abi ben bunu 500 milyondan aldım, 4 milyardan sattım. Aldım sattım, karımı ettim. Şu anda da düştü, dışarıdan bekliyorum. Yani bu böyledir bu şey. Olayın enteresan psikolojik tarafı vardır. Zamanlamayı yaptığını şey yapar vesaire vesaire, ama en önemli konu bundan sonra daha, yani yıllardır yabancıların da yaptığı gerçekten de değer şeyinin önemli olacağını burada görüyoruz. Şirketlerle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Yavaş yavaş arkadaşlar da sizlerle sanırım paylaşırlar şirketlerle ilgili görüşmelerini, ama ben daha önce biraz Erdemir'den falan bahsetmiştim. Yani genel olarak yatırım yılında ileri dönük olarak şimdilik hala biraz böyle bana göre değerleri, yani beklentilerle değer birbirine yakın noktalarda gidiyor. Yeni bir katalizör olana kadar yatırım sürecinde olan şirket olduğu için şimdilik o tarafta agresif olma ya gerek yok gibi görünüyor. Ama öte yandan mesela işte Arçelik'e bakıyoruz. Arçelik'i takip ediyoruz. Orada nasıl durumlar diye. Çünkü hissesi bayağı baskı altında kaldı. Ama orada da görüyoruz ki iç piyasa biraz daha yavaşlayacak. Dış piyasa ise yavaşlaması hız kesecek. Yani örnek vereyim, bu yıl %15 büyüdü beyaz eşya satışı. Önümüzdeki yıl %4-5 daralabilir yaklaşımımız var. Hatta 5-10 da olabilir. Çünkü 9.4 milyon adet beyaz eşya satıldı ki bu rekordur. Otomotivde de aynı şeyi yaşayacağız. Otomotivde de işte 135 binler, hatta bazılarına göre 150 binler konuşuluyor piyasada. Hatta tahminler konusunda kimse tam şey olamıyor. Çünkü yeni oyuncular var piyasa içerisinde. Üreticiler o taraf kafayı karıştırabiliyor. Beyaz eşya tarafına gelecek olursak, yurt dışında da yine daralma olacak ama daha hız keserek. Yani normalde Avrupa %9-10 daralmıştı. Bu %9-10 daralmanın %4-5'lere inmesi söz konusu olabilir. Yani iki taraftan da ortalamaya, sıfıra yaklaşma durumu vardır. Bu nedir? Yılın ilk yarısı yine çok böyle parlak değil Arçelik açısından da. Çünkü operasyonel karlılığının büyük bir kısmını finansman giderine götürüyor. Çünkü ciddi bir işletme sermayesiyle çalışan bir şirket. Bu yüzden hem yurt içinde hem yurt dışında finansman maliyetleri önemli. Buradan nereye bağlayabiliriz? Bu önümüzdeki 6 ay içerisinde iyi bir noktada yakalandığı takdirde daha sonraki yıllarda 2024'ün ikinci yarısında ciddi şey yeniden bir hikaye haline gelebilir. Yani şirketlerin hepsine böyle bakmak lazım. Mesela Vestel Elektronik 497 milyon dolar.
Şimdi hangi şirketle konuşsanız böyle şirket hissetlerini tutan ya bu şirket burada olmamalı diyor. Evet, gerçekten çok şirkette bunu görüyoruz. Yani Vestel'de bunu görüyoruz, işte Aksa Enerji'de bunu görüyoruz. Yani bu şirketlerin yaptıkları yatırımları falan düşündüğümüz zaman işte Şok'ta görüyoruz. Ülker'de ben görüyorum açıkçası. Bunların hepsi aslında bir enerji birikimi. Bu tip şirketlere yabancının gelme olasılığı daha yüksek. Eğer şirketler kendilerini iyi anlatabilirlerse. Yani uzun lafın kısası, takip etmeye devam edeceğiz. Şu 2-3 gün önceki ruh hali bana göre devam etmediği, her gün güç toplamaya başlayacağız. Çünkü yerli özellikle yatırımcıların çoğunlukla morallerinin bozulduğu zaman demek ki belli yerlere gelmiş demektir hisseler. Tabii ki yüksek faiz ortamında her şey yine tartışılır. Aslında tepeye göre sadece %15 geriledik bu arada. Fırtınalar yaşanmış gibi görünüyor ama en tepe noktaya göre borsa %15 aşağıda. Böyle de bir realite var. O yüzden hisse seçimlerinde aynı şekilde devam etmekte fayda var. Yani burada yine işte biz Turkcell'inden tutun işte Ülker'ine, Coca-Cola'sına, Coca-Cola'nın hedef fiyatlarını falan şu anda değerleme altındayız açıkçası. Orada şey görebilirsiniz, hedefe yaklaşmış gibi görebilirsiniz. Niye hala burada denebilir? Ama şunu söyleyebilir, çok hızlı giden hisselerde böyle geçiş süreçlerinde biz görüşümüzü değiştirene kadar aynı görüşün sabit olduğunu kabul edebilirsiniz. Ha, biz kısa sürede bu tip şeylerde değerlendirmelerimizi yapıp ya tavsiyemizi aşağı çekeriz ya da hedef fiyatımızı yukarıya çekeriz. Bunu da bilgi olarak ifade edeyim. Bunu söylemekte fayda var. Yine Sahol'ü, Turkcell'i yine dikkati çekiyoruz. Ülker'i, Şok marketleri dikkati çekiyoruz. Migros'u, Coca-Cola'yı söylediğim gibi yine dikkate almakta fayda var. Bunların dışında işte Aksa Enerji'yi hep söylüyoruz. BİM yine düşünülebilir bu noktalarda ama BİM yerine biz Şok'u biraz daha dikkat ediyoruz. Tofaş biraz baskı altında kaldı. Oradaki gelişmeleri takip etmekte yine fayda var. Tav Havalimanları o biraz yaz dönemi biraz daha dikkate geçecek. Şimdilik bu İsrail olayları negatif etkiliyor. Yani bunu da söyleyelim. Henüz oradan artı bir durum göremedik. Ve İsrail olayının şeylerini muhtemelen Gazze'de bir anlaşma sağlandığı takdirde iyiye doğru gidecek bir durumla karşı karşıya yine olabiliriz. Baştan saymak gerekirse Sahol, Turkcell, Ülker, Şok. Yine bakıyorum işte Coca-Cola'yı falan söyledim. Anadolu Efes, pardon, Aksa Enerji, BİM, Tofaş, Aygaz bu arada ve Tüpraş'ı da sayarsak. Yani bu alanda al sat yaparak 2023-24 yılına girilebilir. Yani herkes böyle acayip sürprizler beklemesin. Ekonomi tarafında da bir adaptasyon sürecinde geçeceğiz. Şimdilik bu alanlarda hareket etmekte fayda var. Zaman zaman Selçuk Eczacı gibi şirketlere de dikkat çekmiştik. Hatırlarsınız belki. Öyle bazen de opportunistik bakacağız. Fırsat varsa onları dile getiriyor olacağız. Ki o zaman tavan yapabilir diye şey yaptığımız haberi. Mesela örnek piyasa koşullarında gerçekten önemliydi depo marjlarının yükselmesi. Biz bunu temel olarak vurgularız. O günkü diyelim ki tavan yapabilir dememizin sebebi olayın büyüklüğünü ifade etmek içindir. Bazen abartılı gelebilir kişiye göre ama biz orada onu ve oranın üzerine çıktığını görürüz böyle bir piyasada. O yüzden o haberlerde nadir gelir. Bunları başka gözle değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.